Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli dostlar, daha önceki dersimizde kendi ve kardeşleri dediğimizde Leyse, Sare, Zalle, Bate, Emse, Adha ve Asbahe'den bahsetmiştik. Şimdi adlarına efali istimrar dediğimiz ve aynı zamanda kâne gibi görev yapan, kânenin kardeşleri içerisinde yer alan bir takım fiiller vardır. Ne gibi? Mazale, madame, maberihe, mafetie şeklinde bunu düzeltelim. Mafetie, menfeke örneklerinde olduğu gibi. Şimdi bunlar da kâne ve kardeşleri gibidir ve bunlar bir şeyin sürekli oluşunu ifade eder. Ne gibi? Mesela ma berihel maridu naimen ya da ma zâle el maridu naimen, hasta hala uyuyor, uyumakta şeklinde buna bir mana verebiliriz. Bunun başına dostlar dikkat ediniz. Bunun başına ma beriha dediğimiz zaman ya da ma fetie dediğimizde ya da ma infekke dediğimizde aynı şey söz konusu. Değişen bir şey söz konusu değil. Bunların hepsinin manası aynı. Sadece bu madame kelimesi bir müddet manasına geliyor. Yani müddeti ifade etmekte. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken tek nokta şurası. Madame'ye dikkat etmemiz lazım. Özellikle Hazreti İsa'nın sözü var biliyorsunuz. Ve usani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Evet, ayetin öncesi var. Ve usani bis salati ve zekati, Allah bana zekatı ve namazı emretti. Ma dumtu hayyen, hayatta olduğu müddetçe. Şimdi bunu İrab'ına baktığım zaman bunlar hepsi de mübteda ve haberin başına gelir. Mübtedayı merfu hale getirirler. Maridu örneğinde olduğunuz gördüğünüz gibi. Naimen ise haber ve haberi mansup yaparlar. Yani kâne ve kardeşlerinin amelinin aynısını yaparlar. Nitekim bunlar zaten kâne ve kardeşleri içerisinde sayılmakta. Sadece işlevsel itibariyle özel bir konumları olduğundan dolayı, manadaki katkıları biraz değişik olduğundan dolayı ve hepsi de bir grup halinde işlendiğinden dolayı bunlara ef'alul istimrar diyoruz. Yani süreklilik ifade eden, süreklilik bildiren fiiller. Bunların hepsi cümle başında gelebilir. Sadece madum tuhayyen, yani madame kelimesi, parantez içine almış olduğumuz madame kelimesi müddet ifade ediyor. Yani ma zâle, ma berihe, ma fetye, ma fekke, hepsi bir şeyin sürekliliğini ifade ediyor. Ve ma zâlel maridu naimen, aynı zamanda ma berihel maridu naimen, ma fetiel maridu naimen, men fekkel maridu naimen, hepsi aynı anlama gelmekte. Ma dumtu hayye ise hayatta olduğu müddetçe. Yani madame olduğu müddetçe şeklinde manasını vermekteyiz. Mesela la nuhibbu et-tucara ma damu yahda'una şe'be. Tacirler milleti aldattı müddetçe onları sevmeyiz manasında. Ve bunun birçok örneğini elbette ki verebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de de madum tuhayya örneği çok meşhur bir örnek. Evet dostlar, bunlara ef'ali istimrar diyoruz. Bunların ismini bilelim en azından ve kâne gibi işlev yaptıklarını bilelim. Şimdi birkaç örnek daha verelim mi isterseniz? Verelim. Mesela ma zâlel harru şediden. Ma zâle el harru şediden. Sıcaklık hala şiddetli. Bunlar için şöyle bir örnek de söz konusu. Özellikle bunların başına lem, ma gelebilir. Yani bunları fiil-i müzariye çevirebiliriz. Ne gibi? Mesela ma yezalu diyebiliriz örneğin. Veyahut da lem yezel diyebiliriz. Len ebrahe mesela. Len ebrahe şeklinde çekimlerini yapabiliriz. Mesela ayette geçtiği üzere la tef teu diyebiliriz. Yani bunlar aynı zamanda fiil-i müzari olarak da gelebilir ve fiil-i müzari olarak geldiği zaman ise ekleri değişebilir.